Sayın Genel Başkanım, Genel Başkanımın kıymetli eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu, parti meclis üyelerim, milletvekillerim, il başkanım, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyelerim, il kadın kolu başkanım, değerli muhtarlarım, ilçe başkanım, belediyemizin kıymetli temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer siyasi partilerin değerli temsilcileri, sevgili muhtarlarımız, başımızın tacı olan değerli muhtarlarımız ve değerli basın emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanım, sizin önderliğinizde bu tip etkinliklerde bir gelenek gelişti. Siz halkçı bir lider olarak diyorsunuz ki bu kürsü halkın kürsüsü olmalı, milletin sesi olmalı. O yüzden müsaade ederseniz ben bu kürsüyü halkın kürsüsü yapmak için çok sevdiğim 3 kadın arkadaşımı buraya çağıracağım. Kamile Hanım'ı çağırıyorum, Yasemin Hanım'ı çağırıyorum ve Saadet Hanım'ı, Saadet Akan'ı çağırıyorum. Evet. Hoş geldiniz. Şöyle heyecanımız gidinceye kadar bir öpüşelim. Evet. Saadet Hanım, Yasemin Hanımcığım, sizden başlayalım diyorum. Ne dersiniz? Evet. İkimiz de yan arkadaşıymışız. Evet. Ne güzel bir dayanışma. Evet. Saadet Hanımcığım da geliyor. Hoş geldiniz siz de Saadet Hanım. Sizi de öpelim. Evet, sizden mi başlayalım? Tamam. Olursa bir şöyle bir Yasemin Hanım'dan başlayalım. Evet, Yasemin Hanım. Tamam, o zaman Kamile Hanım'la başlayalım. Kamile Hanım'ın hakikaten zor bir hayat öyküsü var. Aslında biz onunla 10 yıl önce tanışmıştık, konuşmuştuk. Bir yaşam mücadelesinin içinden geliyor. 300 kadar koyunu vardı. Fakat bugün hurdacılık yapıyor. Gene ekmeğini taştan çıkartıyor. Siz bize sadece duygularınızı anlatın. Birkaç cümleyle. Evet. Başkanım, duygularımı anlatayım da. İşte nereden nereye? Biz bir Anadolu'dan geldik, topraktan. Yani anlatılacak çok şey var ama anlatamıyorum, kendimi tutamıyorum, neredeyse ağlayacağım. Çok her şeye ihtiyacımız var. 2 tane torunum var, analı babalı, öksüz. Yardıma ihtiyacımız var. Evimde doğalgazım yok, bir yardım edenim yok, bir aylığım yok, eşimden bir maaşım yok. Sizden bir rica ediyorum, Ford arabası istiyorum, 3 tekerlekli bisiklet. Yardım ederseniz sevinirim. Geçen hafta torunumu okuldan servisçi almamış. Servis parasını ödeyemedik diye. Yani mağdur durumdayım. Konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Tamam. Merhaba. Hepinize merhaba. Başkanım size de merhaba. İnşallah iyi günlerde karşılaşırız. Benim tek amacım, biz niye Avrupa gibi olamıyoruz? Avrupa gibi yaşayamıyoruz. Neyimiz eksik bizim? Orada 99 kurumumuzun kilosu, biz niye 35'e yiyoruz? Niye biz özgürce yaşayamıyoruz? Niye çocuklarımız hakkı olanı alamıyor? Niye biz aldığımız para avucumuzda eriyip gidiyor? Çarşıya gidip de istediğimizi gönlümüzce yiyemiyoruz. Niye ayrımcılık var bir de? Eşit yaşamak istiyoruz. Toprağa, bu toprağın size ihtiyacı var. Başkanım, sizden tek ricam, inşallah başa gelirsiniz. Geldiğiniz zaman bahaneler üredip de onlar bize enkaz bıraktı da onu düzeltiyoruz demeyeceksiniz. Halkın dilinden anlayıp halka çalışacaksınız. Bravo. Üreteceksiniz. Bravo. Üreteceksiniz. Bravo. Bir de buraya geldiniz ya bugün. Buranın durumunu biliyorsunuz, köy. Bu köye her zaman geleceksiniz. Bütün köylere geleceksiniz. Türkiye'nin bütün yerlerine kolunuz ulaşacak. Ayrımcılık yapmadan, adaletçice, adaletli,
Göreyim sizi. Aydın bir Türkiye olalım artık. Aydın bir Türkiye olalım artık. Kadınlarımız öne çıkabilsin. Biz hep arkada itildik kaldık. Ben bir çocuk büyüttüm. Bak örnek. Down sendromlu çocuğum var. Ne mücadele verdim. Hayatım roman olur benim. Ama hiç yılmadım ama bu öteleştirilme, ezilme bizi yıldırdı. Ben adam gibi yaşamak istiyorum artık. Kadın gibi yaşamak istiyorum. Bu fırsatlarımızı bize verin lütfen. Taştan çıkar ayağını seviyorum. Hadi bakalım. Ne diyorsun diye. Söyleyin. O pahalı ekmek yapamıyorum. Yani işte. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ben 5 senedir ekmek işini yapıyordum. Koyu ürünlerini. Bu arada un ürünleri yüksek fiyat çıktı. Yapamıyorum. Düşürmesini istiyorum. Bir de elektrik su yüksek geliyor. Başka ne diyeyim? Bütün sorunlarımıza bütün sorunlarımı sorayım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hayır, Nazlı'nın görüşmek istiyorum sizinle. Görüşeceğiz. Adım beraberiz. O halde evet Sayın Genel Başkanım Selvi Hanım, sevgili Akyurtlular, birazdan şiddetle ilgili bir film izleyeceğiz. Filmimizin kıymetli yönetmeni ve şiddet sonrasında da hayata sımsıkı tutulan kız kardeşimiz bizlerle birlikte. Fakat şunu söylemek isterim sevgili Akyurtlular, sevgili hemşehrilerim. Şiddet deyince akla hemen fiziksel şiddet geliyor. Ancak ekonomik şiddet de bir şiddet türüdür. İçinde olduğumuz dönemde ne yazık ki yoksulluk bir toplumsal şiddet türüne dönüşmüştür. Yoksulun daha yoksul, zenginin daha zengin olduğu bu sisteme hep birlikte dur demeye hazır mıyız? O halde ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve tekrar kız kardeşimi buraya davet ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ederim.